Devletin bütün istihbaratını, bütün yumurtaları bir sepete koyarsanız o sepet kırıldığı zaman devlet kaybeder. İç güvenlik uzmanı Profesör Doktor İbrahim Cerrah çok tartışılan yeni MİT kanununu böyle özetledi. Bu yasanın içerisindeki masum gibi görünen hükümler nasıl suistimal edilebilir konusunda kendilerini dostane bir şekilde ve akademik bir üslupla uyarıyoruz. Bu yasanın en büyük oluşturduğu en büyük tehdit siyasi iktidaradır. Hukuk, etik ve siyaset araştırmaları MİT kanununu hukuki ve bireysel özgürlükler açısından inceledi. 120 sayfalık kapsamlı bir rapor haline getirilen MİT kanunundaki sakıncalara vurgu yapıldı. İstihbarat kurumları devletin en fazla hukuka uyması gereken kurumlarıdır. Ve istihbaratla yönetilen ülkelere de demokratik hukuk devleti denmez. Muhabarat devleti denir. Böyle bir muhabarat devleti var komşumuz Suriye. Biz Suriye gibi mi olmak istiyoruz? İran gibi mi olmak istiyoruz? HESA'dan akademisyen Profesör Doktor İbrahim Cerrah, son 3 ayda yaşanan 69 cinayete dikkat çekti. Faili meçhul cinayetlere vurgu yaptı. Mevcut yasa bu şaibeleri doğruluyor. Ve özellikle de faili meçhul cinayetlerin ve işkencelerin adeta sıfıra indirgendiği bir dönemden sonra birdenbire 60 küsur kişinin faili meçhul cinayete kurban gitmesi bu endişelerimizi doğruluyor diyor. İstihbaratın tek elde toplanmasının doğuracağı risklere vurgu yapan İbrahim Cerrah, çoklu denetimin önemine işaret etti. İstihbarattaki tekelleşme çok tehlikeli ve riskli bir gidiştir. İstihbaratın bir kurumun yanılması, devletin yanılması anlamına gelecektir. Savcıya güvenmiyorsunuz, polise hiç güvenmiyorsunuz ama istihbaratçıya sınırsız güveniyorsunuz.